Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir mekanik klavye ile karşınızdayım. Altec markasının güzel bir gaming klavyesi ile birlikteyiz. You are so Bugünkü video konuğumuz bir gaming, oyuncuları ilgilendiren mekanik klavye görüntüsü olsun, yapısı olsun gerçekten güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Birçok fonksiyonu, birçok işlevi bulunan bu klavye, red switch, güzel bir ses tonuna sahip ve oyuncuları gerçekten yakından ilgilendirebilecek bir ürünle birlikteyiz. Birazdan kutu açılımını yapacağız, klavyeyi inceleyeceğiz. Işık ayarlarına, üzerindeki multimedya atama tuşlarına hepsine birlikte bakıyor olacağız. Modelin ismi ALGK8614 Altec markasına ait Altec Lansing diye okunuyor sanırım. Bir klavye ile birlikteyiz. Altec markasının birkaç klavyesini görmüştüm. Deneyimleme fırsatım hiç olmamıştı. Ama bu klavyeyi yaklaşık bir aya yakındır kullanıyorum. Ve gerçekten memnun kaldım diyebilirim sizlere. Çünkü yapı anlamına baktığımızda hem tuş testleri olsun, red switch olsun, Tepki süreleri olsun gerçekten oyun oynayanlara veya yazı yazmaktan keyif alan ya da bu tarz bir iş yapan insanların mekanik klavye sevdiğinde kullanabileceği bir klavye ürünün kutu içeriğini birlikte bakalım ve kutu içeriğinden neler çıkıyor hep birlikte baktıktan sonra klavyenin test aşamalarına geçelim şimdi kutu içeriğine birlikte göz atıyoruz. Geldik ürünün kutusunu açmaya zaten ben hali hazırda açmıştım. Bu şekilde klavyenin kendisi geliyor. Bir adet klavyenin tuşlarını çıkarabileceğiniz aparat çıkıyor kutu içerisinden. Bu da gayet güzel. Altec markasının da kullanım kitapçığı geliyor. Zaten burada da model numarası yazıyor. Bunu da hani hiç okumuyoruz ama kutu içeriğinde bu da mevcut. Son olarak klavye USB girişli her zaman olduğu gibi kablosu da örme bir kablo yapıya sahip ve gayet dayanıklı. Şu uç kısmı da benim hoşuma gitti. Biraz böyle premium segmentte olduğunu gösterebiliyor ve örgü kablo olduğu için de problemsiz kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Klavye'nin ışıkları yandığında bu şekilde bir aydınlatması bulunuyor ve şuradaki multimedya tuşları ile birlikte hem ışığı kontrol edebiliyorsunuz hem de ses açma vesaire bunları kontrol edebiliyorsunuz. Bir kere bastığınızda ışık modları değişiyor ve bu şekilde yanıp sönmeye başlıyor. Şöyle tekrardan sizler için basayım ve gördüğünüz gibi ışık modları şöyle gösterdiğimde daha net gözükecektir. Değişmeye başladı ve böyle sürekli buna bastığınızda ışık modlarını değiştirebiliyorsunuz. Rainbow bir aydınlatma olduğu için zaten ışıklar sabit yanıyor. Hani baktığınızda RGB bir ışık değil. Şu şekilde videoda da bahsetmiştim ilk etapta. Mesela ışıklar yanmadığında bu şekilde gözükmüyor klavye. Böyle klavyenin tuşları yandığında yazıları rahat bir şekilde fontlarını okuyabiliyorsunuz. İsterseniz direkt olarak böyle de kullanabilirsiniz. Bütün yazılar okunuyor ama kapandığında gördüğünüz gibi böyle çok fazla ışık olmadığında okunmamış oluyor. Zaviyenin arka kısmına baktığımızda şuralarda kauçuk malzemeler kullanılmış ve bunlar masanızda kaymasını engelliyor ve bir adet de yükselticisi bulunuyor. Bu hem sağda hem solda bulunuyor. Arka kısmı biraz daha böyle karbonumsu bir detaya sahip olduğu için güzel bir görüntü sağlayabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi red switch'e sahip bir klavye sesini de dinletiyorum şimdi sizlere. Işığın şiddetini bu tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hızlanıyor ve yavaşlıyor. Buradaki tuşlarla da müzik kontrollerini, ses kontrollerini yapabiliyorsunuz. Ürünün üst kısmı metal bir yapıya sahip. Aslında metal görünümlü de diyebilirim. Tam olarak anlayamadım ama gayet güzel. Böyle alt kısmından da ışıkları görebiliyorsunuz. Tatlı bir yapısı bulunuyor. Ürünün birazcık genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle red switch olduğunu söylemiştim ve Rainbow bir aydınlatmaya sahip olan bu ürün multimedya tuşlarıyla desteklenmiş. Ayrıca bilek desteği de bulunuyor. Bilek destek kısmı da mıknatıslı güzel bir şekilde ürüne yapışıyor. Bu klavyenin en büyük özelliklerinden bir tanesi gölge önleyici bulunuyor. Bu en büyük özellikleri arasında yer alıyor. Rainbow bir aydınlatma olduğu için aslında RGB olsa daha iyi olabilirdi. Ama fiyatına ve performansına göre Rainbow aydınlatmada ürünü gerçekten kendi yapısı anlamında, kendi klasmanında güzel bir sıralamaya koymuş. Ürünün ışıklandırması olsun, yapı anlamı olsun uzun ömürlü olduğunu söyleyebilirim. Genelde bunu kullanan forumlarda olsun, YouTube'da olsun birçok videoya baktım. Alırken ben de sizler gibi video izleyerek nedir ne değildir diyerek bakaraktan bu ürünü satın aldım. Açıklamaya link bırakıyor olacağım. Oradan gidip satın alabilir veya inceleyebilirsiniz. Klavye'nin yapısı bence hoşunuza gidecek. Gri beyaz karışımı bir renge sahip ve uzaktan veya yakından bakıldığında premium segmentte olduğunu gösteren bir ürün aslında. Baktığınızda fiyatlandırma performans anlamında orta sınıf bir klavye ama görünüm açısından o karbon kaplama detayları, üzerindeki multimedya tuşları ve o yazıların gri ve biraz daha karbon detaylı olduğundan dolayı gerçekten premium segmentte olduğunu gösteriyor ve Altec markası Klavyeler konusunda zaten kendini kanıtlamış ve birçok modeli bulunan piyasada bir marka olduğunu söyleyebilirim sizlere. İncelememiz bu kadardı. Ben biraz daha kullanıcı yorumu olarak sizlere bilgiler paylaşıyorum. Teknik detaylarla sizleri sıkmak istemiyorum ama sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Zaten hali hazırda kullandığım bir klavye olduğu için anında cevaplandırabilir, anında bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.